Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, HG Haber YouTube kanalımıza verdiği röportajda şu açıklamalarda bulundu. Başkan Ceyhun'un yaptığı açıklamanın içeriğini merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirin bir kısmı engelli kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, bu ziyaretinde Kütahya'da uygulamasına başlanan COVID-19 aşısı ile ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda, aşının sırasıyla kimlere vurulacağı, müracaat etmek isteyenlerin nerelere müracaat etmeleri gerektiği, aşının uygulanmasında kimlere öncelik verileceği hususunda bizlere verdiği röportajda şu açıklamalarda bulundu. Tabii öncelikle riskli grup dediğimiz grubun aşılaması sağlık çalışanlarından sonra başlamış olacak. Şu anda sağlık çalışanlarımız hızlı bir şekilde aşılamaya devam ediyor. Çünkü esas onların en büyük risk onlar aslında baktığınız zaman. Öncelikle onları koruma altına alıp daha sonra riskli gruba bir geçiş yapılacak. Tabii bununla ilgili bakanlıktan bir talimat bekleniyor. Bu talimatın da yakın zamanda geleceğini düşünüyoruz. Tabii riskli grup deyince ne de geliyor aklımıza? Onu da kısaca izah edelim. Öncelikle engelli bakım merkezleri ve yaşlı bakım merkezlerindeki hastalarımız. Bunlar öncelikle. Daha sonra yine güvenlikle ilgili birimlerimiz, polis, jandarma ve diğer birimler. Öncelikli olarak bunlar olmuş olacak. Ayrıca yine 65 yaş üzeri olan riskli gruplar öncelikli. Daha sonra 65 yaş üstünün tamamı tabii ki. Daha sonra 49 ve 64 yaş arasında olan kardeşlerimiz ama yine önceliği olan riskli olanlar. Daha sonra normal vatandaşlara geçecek. En sonunda 18 yaş, 49 yaş arasındaki vatandaşlarımızın riskliler önce olmak üzere daha sonra sivil vatandaşlarımızın tamamına doğru bir akış şeklinde devam edecek bu aşılama çalışması. İnşallah bununla ilgili tedariklerde herhangi bir sıkıntı da yok. Sadece zamanlamayla ilgili çalışmalar devam ediyor. En yakın zamanda inşallah tüm vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımız da başlamış olacak. Evet, bu aşılama süreci ne kadar süreyle devam edecek? Şimdi elimize gelen verilere göre bu sağlık çalışanları 10 ya da 15 gün civarında tüm Türkiye'de bitmesi planlanıyor. Daha sonrasında da böyle net bir sayı olmamakla birlikte tabii yerlere göre de değişecek. Yani 65 yaş üstü ve diğer riskli grubun yoğun olduğu yerlerde biraz da uzun sürecek bu aşılama. Zaten merkezlere randevu sistemiyle çalışılacak. Ama evde bakım hastalarına sağlık müdürlüğü kendisi gidip bizzat evlerinde riskli grupların aşılamasını yapacak. Daha sonra da bir randevu sistemle devam edecek bunlar. Evet. Tabii nüfus yoğunluğuna göre de bu zamanlama değişkenlik gösterecektir. Evet, bu aşı halka ücretsiz mi yapılacak Sayın Başkan? Tabii, yani şükürler olsun hükümetimizin bu çalışması herhangi bir ücreti mukabil değil, tamamen ücretsiz bir şekilde yapılacak. Zaten de şu anda başladı dediğimiz gibi, kendi çalışanlarından başlamak üzere sağlık çalışanlarından herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Başkan? Tabii biz bugün özel bir hafta dolayısıyla, şu anda engelliler, görme engelliler haftası dolayısıyla İmran Hanım'ı ziyarete geldik. Aslında çok önemliydi bizim için. Kendisine buradan özellikle haftalarını kutlamak istiyorum. Kendileri de iyi bilir ki bizler tüm kardeşlerimizin yanındayız. Yani bu bir gün değil aslında, her gün olması gereken ama bu programlamalar dolayısıyla o özel günlerde özellikle gelmek istiyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Engelliler bizim özel kardeşlerimiz. Onlarla ilgili yapılacak çalışmalarda her zaman varız. Onların dertlerini dinlemeye, sorunlarını dinlemeye ve çözme konusunda da her zaman olduğunu kendileri de biliyorlar. Kapımız sonuna kadar kendilerine açık. Gerekirse biz de geliriz ama kendilerine bize gelmelerini bekleriz. Ben bugünkü misafirperverlikle dolayısıyla Ümran Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Haftalarını kutluyorum. Saygılar sunuyorum.